Bu Harry Potter asası filmdeki gibi gerçekten ateş edebiliyormuş. Kaykayın üstüne yangın tüpüyle binince kaykayı götürüyormuş. Kediler tarakların tırtığından çıkan sesi duyduklarında kusabiliyorlarmış. Bu ve bundan fazlası TikTok hilelerini test edeceğiz. Yaspe Bundener. Görece ok. Görece ok ama öncesinde şuradan bir beğeniyoruz, bir de kanala abone oluyoruz. İki hareket. Tak tak. TikTok hayat hileleri Yaspe'den sorulur Uğur kardeş, biliyorsun. O yüzden profesyonel olduğumuz alanda bugün bir video çekiyoruz. Şimdi böyle bir video var. Bu abimiz telefona bir program yüklüyor arkadaşlar. Telefona yüklediği programla Göya mumları söndürebiliyormuş. Göya değil, pardon, Güya. Buradan TDK'ya sesleniyorum. Onu benim için Göya diye değiştirsinler. Hemen bunu deniyoruz. İhtiyacımız olan bir adet mum. Ben de zaten günlerdir arıyordum Uğur. Bir tane program olsa da mumumuzu söndürse. Ya ilginç, evet ilginç ama yani çok gereksiz bir şey. Ben şu an sadece işe yarıyor mu yaramıyor mu diye test edeceğim. Ama bulan adam hakikaten zeki bir adam. Evet, bulan adam zekiymiş çünkü bayağı dallant almış. Yani program 35 TL arkadaşlar. 10 kişi indirse 350 lira. 100 kişi indirse 3500 lira. 1000 kişi indirse 35.000 lira. 1 milyon kişi indirse? 3,5 milyon, çok büyük para. Yo. 1 milyon kişi de değil. 100 bin kişi de 3,5 milyon yapar zaten. Evet. Mumumuzu yaktık arkadaşlar. Programımız da bu. İsmi Blower. Bunu her yerden indirebilirsiniz ama genellikle iPhone'larda daha iyi şey yapıyor. Sonuç alıyorsunuz. Daha iyi üflüyor yani. Şimdi bakalım üflüyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Bak sese bak. Şuradan geliyor hava. Oha, bayağı yerden şey yapıyorum ha. Sönmüyor. Daha çok harlıyor bu, sönmüyor. Aa, söndü. Söndü. Bak. Bayağı iyi ya. Burada bunun değişik modları da var mesela. Saçına yapsana bir. Saçıma mı? Ya, tam önüne böyle. Yok, alttan böyle yukarıya doğru. Saçım nerede, görmüyorum ki oğlum. Ben yap bakayım. Üflüyor mu? Demek o kadar kuvvetli değil. Evet, video doğru. İşe yarıyor mu? Yarıyor ama pek ihtiyacımız olmayan bir şey gibime geldi. Sıradakine geçiyoruz. Harry Potter asası var hacı. Biz bunu satın aldık 80 dolara. Bize kargo margo 120 dolara geldi. Bildiğin normal Harry Potter gibi fist 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 şey fırlatıyor, ateş. Ne aynen. Bu Uğur'un bugün biraz motivasyonu yok ya. İhtiyacımız olan Harry Potter asası arkadaşlar. Bunu biz 80 küsür dolara getirttik. Demin de söylemiştim zaten. Ama kargo margo falan filan 120 dolara denk geldi bize. Böyle özel bir kağıdı var. Flaş kağıdı deniyor buna. Sadece bu kağıtla ateş atabiliyormuş. Ben bunu sanki daha önce bir yerde shorts'ta tanıttım gibime geliyor ama bir daha deneyelim, olsun. Kağıdı biraz küçük koparmanız gerekiyor. Tamam mı? Bu da şarjlı. Bunu önce şarj etmeniz gerekiyor. Şarj ettikten sonra kağıdı bunun içine koyuyorsun. Koyamıyorum. Evet. Niye? Çünkü ucu çok dar. Böyle kağıdı sokuyoruz. Şurada rezistansı var arkadaşlar. Kağıdın rezistansa değmesi lazım. Yoksa patlamıyor. Bismillah. Ay. Aa, fıs yaptı. Ben de korktum. Sen niye korkuyorsun ya? Oğlum. Sanki bazuka atıyorum aga. Gözüne mözüne. RPG. Gözüne mözüne gelir adam. Ne alakası var? Niye gelsin? Ama bazen çok güzel evli gidiyor. Allah Allah. Abi canım böyle alev atarak gidiyor. Roket gibi gidiyor yani. Oy. Ay ya. Bana diyorsun bir de. Korktum lan. Bir tane daha yapsana Uğur. Öyle böyle değil yani. Bu da güzel oldu Uğur. Bak bu da gider. Tamam da bana. Korkma be oğlum. Tamam bak kamera. Lan gelmiyor o kadar zaten. Sakin ol. Bak bu kadar. Tabii tabii. Fıs yaptı, söndü. Evet arkadaşlar, gayet işe yarıyor. Beğendim ben yani. Çok güzel. Biraz pahalı ama güzel. Vay, bu güzel bir şey ha. Bak, tahtanın üstüne resmi koyuyor. Tabii arasına da tutkal koyuyor. Ondan sonra resim aynı tahtaya çıkıyor aga. Evet, güzel bir şeye benziyor. Ne bakıyorsun öyle? Şaşırdın birden. Hemen bunu deniyoruz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Fotoğrafa bak. Başka fotoğraf yok muydu ya? Neyse. Arkadaşlar şimdi tahtamızın üstüne dekupaj tutkalı. Dekupaj tutkalı olması lazım. Başka tutkal olmuyor. Bu tutkalı bunun üstüne süreceğiz. Ardından elim tutkalı oldu. Fotoğrafı üstüne yapıştıracağız. Kurumasını bekleyip ondan sonra suyla yıkadıktan sonra fotoğraf bu tahtanın üstüne yansıyormuş. Bakalım olacak mı? Biraz şöyle bol dökeyim. Oh, iyice yedireyim şöyle. Bol olsun da fotoğraf kaliteli çıksın Uğur. Tabii biz böyle şimdi uzun bir tane tahta koyduk ama siz daha küçük fotoğrafa uygun bir tahta, ağaç, bir şey alabilirsiniz. Şimdi tutkalımızın üstüne resmi yapıştırıyoruz. Aynen şu şekil. Ondan sonra böyle yediriyoruz iyice üstüne. Yedirdikten sonra ne yapıyoruz? Bir süre kurumaya alıyoruz. Çok kısa bir süre zaten, uzun bir süre değil. Ama böyle iyice yedirmeniz lazım üstüne. Kuruma işlemi tamamlandı arkadaşlar. Şimdi suda çıkaracağız bunu. Şöyle ovalaya ovalaya çıkarmamız gerekiyor. Kamerayı istiyorsan yaklaştırma da Uğur. Evet. Islanmasın. Su parçacıkları geldi bana doğru. O yüzden uzaktan almanı tavsiye ediyorum. Çok iyi be. Değil mi? Ne güzel oldu lan? Vay, kaliteli çıktı. Oo.
Ama bak çok bastırmaman gerekiyor yoksa resim de gidiyor. Ha. Boynundaki ne dedim ya? Mikrofon mu? Mikrofon. Mikrofon da kaldı orada. Ne dedim öyle ya? Nasıl? Çok iyi değil mi lan? Aynen çok. Hediyelik güzel. Eşya gibi oldu. Sıradakine geçelim hemen. Oo, en sevdiğim uğur. Aksiyon. Tüpü koyuyorlar kaykayın üstüne. Tüple beraber gidiyorlar. Yapar mıyız? Kaydırağımızın üstüne tüpümüzü koyduk. Şimdi üstüne binip deneyeceğim. Yalnız ben kaydırağa binmeyi bilmiyorum. İnşallah düşmem. Damat! Kaçma sen orada dur. Eğer gider mi der. Tutarsın beni yani. Seni bekliyorum abi. Oğlum ben bu kaydırakta duramıyorum uğur. Yaparsın yani. Gidiyorum. Niye duramıyorum ya? Daha önce duruyordum. Basıyorum. Bismillah. Allah. Gitmiyor. Ne bakıyorsun gitmiyor. Aşağıya tutsan abi böyle. Yere mi tutayım? Yere. Doğru söylüyorsun. Gitmiyor aga. Demek ki yalanmış. Bir sonrakine geçiyoruz. Bu ne lan bu? He bulaşık süngeri. Bulaşık süngerinin ortasına telefonu koyuyor aga. Çağrı gelince bulaşık süngeri yanıyormuş. Ya. Hiç inandırıcı gelmedi. Deneyelim. Bu da gerçekten çok tuhaf. Şimdi normalde benzincilerde falan diyorlar ya hani telefonunuzu işte konuşmayın falan filan. Benzin alev alır falan. Belki o mantıkla olabilir diye düşünüyorum ama gene de hiç sanmıyorum. Şimdi ben bunları böyle dizeceğim Uğur. Tamam mı? Telefonu ortaya koyacağım. Sen de beni ara. Çaldırıp kapatma ama. Bilmiyorum. Olabilir. Radyasyondan da olabilir. Ama o kadar radyasyon yayıyorsa... Tabii canım. 2 sene, 3 sene götürür yani götürmesi lazım yani normalde. Çernobil mi bu abi? Allah'ını seviyorsan telefon ya. Şimdi yuvarlak şeklimizi yaptık arkadaşlar. Bulaşık teli mi artık süngeri mi nedir? Telefonunuzu böyle koyuyoruz. Ara beni Uğur. Mert sen ara beni. Adam yanına telefonu almamış ya. Böyle bir şey olabilir mi? Damat ara beni. Evet şu an telefon çalıyor. Biraz daha mı yakınlaştırmak gerekiyor? Yanmasın telefon yansın kardeşim. Yok telefon yanmaz da. Uğur yanmıyor. Bir işe yaramıyor bu ben sana söyleyeyim. Bunu bence nasıl yapıyorlar? Tamam kapayabiliriz. Bunu bence nasıl yapıyorlar biliyor musun? Telefonu çıkarayım da telefona zarar gelmesin. iPhone biliyorsun. Araba parası şu an. Bunu bence şöyle yapıyorlar. Bu pili böyle sürtünce tamam mı? Bak şöyle sürtüyorsun pili. Öyle demiri yakabiliyorsun böyle pili sürttüğün zaman. Uğur yandı. Sönmüyor. Evet. Evet. Böyle oluyor yani Uğur. Su getirin lan. Muzu yiyorlar. Ondan sonra ağzına buzu atıyor. Ejderha gibi alev çıkarıyor. Şey alev demişim ya. Duman çıkarıyor. Alev çıkarıyor. Duman çıkarıyor. Deneyelim merak ettim. Bir adet muzu yiyoruz ve arkasından buzumuzu ağzımıza atıyoruz. Ondan sonra ejderha gibi duman çıkarıyormuş. Filike muzu. Aman şey pardon. Anamur muzu muydu? Ha buzu mu soruyorsun sen? Buzla muz birbirine çok benzediği için duyamıyorum seni Uğur. Ya bu çok saçma bir şey ama bunu sürekli bana Instagram'dan atıyorsunuz. Ben de yani denemek zorunda kalıyorum. Yapmayın böyle şeyler arkadaşlar. Her gördüğünüze inanmayın. Şimdi şöyle... Buz gitti. Buz gitti. Yok yerdekini verme. Ben buzumu şöyle hazır tutayım. Bismillahirrahmanirrahim. Muzumuzu yiyelim. Ya, karınca yapışmış buza. Allah Allah. O mu? Boğdu. Boğuluyordum ya. İşe yaramıyor arkadaşlar. Yalan. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Ne yapıyor? He, şarj aletini fişe 10 kere sokup çıkarıyor. Ondan sonra telefon şarj oluyormuş hacı. Sen de hiç yorum yapmıyorsun ya. Ne oldu? Neye şaşırdın yine? Motivasyon olamadım. Deniyoruz. Telefonumu alabilir miyim Uğur kardeş? Şimdi buraya 10 kere bunu sokup sokup çıkaracağız arkadaşlar. Ondan sonra buraya böyle takıyorsun. Pat! Şarj oluyormuş. Bakalım göreceğiz. Bismillah. 1. Geri çıkmıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen takıyoruz. Kamera görüyor mu? Evet. Bir elektrik geliyor şarj oluyor diye. Ama ondan sonra şöyle üst kameraya göstereyim. Devam etmiyor yani arkadaşlar. Sadece böyle bir elektrik geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor geliyor gidiyor. O kadar yani. Bunun da şovu bu. Bu kadar. Sıradakine geçiyorum. Kağıdın üstüne kurşun kalemle yazı yazıyor. Şeyin içine koyuyor aga. Tabağın. Kağıt alev alıyor. Allah Allah. Bana biraz ziya gibi geldi ama deneyelim. Olabilir.
deneyelim, buyur. Bu da çok saçma bir şey. Şimdi dezenfektanı döküyorsun, tamam mı? Bak şimdi. Ondan sonra kağıt havluya kurşun kalemi sürtünce yanıyormuş. Vay anasını ya. Yok daha neler ya. Allah Allah. Hemen sürtüyoruz böyle kurşun kalemimizi. Hiç olacağına inanmıyorum ama yine de yani bu da attığınız videolar arasında. Siz inanmışsınız. Sizler inandınız, biz de inandık. Hemen içine bırakıyorum. Bekliyoruz ve yanmıyor. Niye yanmıyor? Çünkü bunu şöyle alayım. Dezenfektanı yaktığınız zaman gözükmez arkadaşlar. Bakın şu an dezenfektan yanıyor. Tamam mı? Şu an gözükmüyor. Kağıda atıyorum. Yanmıyor. Niye yanmıyor? Dezenfektan niye yanmıyor? Şu an yanıyor galiba. Evet şu an yanıyor. Kağıda attım. Bekliyoruz. Niye yanmıyor? Direkt üstüne attın diye sönüyor mu acaba? Sönüyor mu acaba üstüne attık diye? Olabilir. Yavaş yavaş koyuyor. Yok yandan yapayım ya. Şöyle bak yaktım. Tamam mı? Bak şu an yandığı belli olmuyor. Şöyle tutayım. Yanıyor. Gördünüz mü? Bak bak. Alttan yandı. Fazla da yakmayalım. Dükkanı havaya uçurmayalım. O yüzden bu deney de böyleydi yani. Haberiniz olsun. Sıradakine geçiyoruz. Şişenin içine yarım su dolduruyor aga. Ondan sonra şişeyi böyle sallıyor. Bırakıyor şişe kendi dönüyor. Enteresan. Evet hemen deniyoruz. Şimdi suyu böyle ters koyacağız arkadaşlar. Suyu böyle çevireceğiz. Çevirdikten sonra içinde oluşan hortum sayesinde su şişesi dönmeye devam edecekmiş Uğur kardeş. Kinetik enerji olabilir. Nasıl konuştum? Çok güzel laf. Kinetik enerji tuttum bunu. Böyle bilimsel terimlerin senden çıkmasını hep bekliyorum. Bismillah. Olmuyor. Bunu tutturmak da ölüm he. Olacak gibi. Biraz daha hızlı yapayım. Şişemiz yamuk. Şişe de yamuk bizim evet. Ah dönüyor duruyor. Ah be. Dön oğlum biraz daha. Evet arkadaşlar yani olmaya oluyor ama bizim şişemiz dandik. Ama normalde olurmuş yani güzel bir şişe olsa. Cam şişe de belki güzel olur. Tam ben diyecektim. Değil mi? Cam şişe. Şişe olsaydı dönerdi. Aynen. Evet güzel işe yarıyor. Bir sonrakine geçiyoruz. Hırsızlar için mükemmel bir şey. Kilide şeyle vuruyor aga böyle mıknatısla. Ondan sonra kilit açılıyormuş. Deneyelim. Buyur. Şimdi hesapta kilidin üstüne mıknatısı vurdurunca kilit açılacakmış. Bizim şöyle bir kilidimiz var arkadaşlar. Biraz küçük. Paramız bunu etti. Gördüğünüz gibi şu an kapalı. Kesinlikle açılmıyor. Mıknatısın bir tanesini şöyle tutturuyoruz. Arkasından diğer mıknatısları böyle vurdurmak suretiyle bırakacağız. Bu çekme tarafı mı? Evet çektiği taraf. Bakalım mıknatıs aman kilit açılacak mı? Kilit daha açılmadı. Yok. Yalan. Gördüğünüz gibi. Büyük ihtimalle onu da şöyle yapıyorlar. Şöyle hafiften açıyor ya böyle. Şöyle bunun böyle bir kapatma yeri var. Tamam mı? Tam kapanmayan bir yeri var. Şöyle koyuyor. Ondan sonra böyle bir şekilde yapıyor işte. Neyse. Yalan yani sonuçta. Olmuyor bu. Evet. Telefonun ucuna bir kabloyu takıyor aga. Ondan sonra prize bir kabloyu takıyor. Kalemle böyle çiziyor. Güya telefon şarj oluyor. Gene güya dedim. Güya telefon şarj oluyor. Şimdi bu kabloyu kesip bir tarafını şarj aletine tutuyorsun. Bir tarafında telefona tutuyorsun. Aradan da böyle marker kalemi geçiriyorsun. Şarj alıyor. Ya neler ya. Ulan ya. Arkadaşlar böyle şeylere inanıp bu videoları bana gönderiyorsunuz ya. Çarpılmam değil mi? 5 volt diyorsun da 120'ye taktık ya. O yüzden. Bismillahirrahmanirrahim diyerek biz besmelemizi çekip başlayalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi diğer ucuna da şöyle sokuyoruz. Evet. Üst kamera alıyor mu burayı? Almıyor mu? Hemen şöyle yol yapıyoruz arkadaşlar. Marker kalemimizle. Şu an değdi. Şu an hem kabloya değiyor hem de oraya değiyor ucu. Böyle geldik. Bunu da şöyle yatıralım. Değdiriyorum. Şarj oluyor mu? Yok. Olmuyor. Demek ki neymiş? Böyle bir şeyin olmasının imkanı yokmuş. Böyle şeylere inanmayın arkadaşlar ya. Bu buradan elektrik akımı geçer mi bundan? Sen elektrikçisin bilirsin. Böyle bir şey olabilir. Olmaz değil mi? Evet. Geçiyoruz. Sıradaki. Bu da en ilginci, en merak ettiğim. Kediye tarağı tutuyor. Tamam mı? Tarağı böyle pırt 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 yapıyor. Ondan sonra kedi böyle kusacak gibi oldu. Evet. Gel bakalım kedicik. Şimdi bakalım. Kedimiz bizim ne tepki verecek tarağa? Bunun ismi Milky. Benim kedim. 2 sene oldu mu? Oldu. 2 yaşında falan. Milky hazır mısın oğlum? Sakın kusma. Bismillah. Dur lan sakin ol. Bak görüyor musun? Aynen. Anladın ne oluyor böyle diyor. Dur oğlum dur. Nasıl bir etki acaba? Evet. Neyden dolayı böyle oluyor? Bakayım. Benle niye olmuyor? Yapayım mı şimdi? Evet işe yarıyor arkadaşlar. Kediler tarağa bu şekilde tepki veriyor. Bir sonrakine geçiyoruz. Sprite'ın içini boşaltıyor. Ondan sonra kutunun içinden şey çıkıyor.
Dudak kremi. Sprite ile dudak kreminin ne alakası varsa tükürdüm. Hemen deniyoruz. Sprite'in içinden dudak kremi çıkıyormuş Uğur. Yok. Sprite ile dudak kreminin ne alakası var onu çözemedim yani. Sprite dudaklara çok önem veriyor arkadaşlar. Evet şimdi bir Sprite'ımızı. Gerçi bunu bizimkiler içer ofisteki. Bakayım bardak temiz mi? Temiz temiz. Bismillah. Bir ses var. He. Yok lan. Boş. Bakayım. Boş. Fıs çıktı. Zaten niye Sprite'in içine dudak kremi koysunlar onu da anlamadım yani. O da çok tuhaf. Evet. Yalanmış. Hikaye. Bir sonrakine geçiyoruz. Jelibonu eritiyor acı. Ondan sonra bu pipetler var ya. Emcüklediğimiz. Pipetle böyle üflüyor. Jelibon balon oluyormuş. Buraya bak. İnsanlıktan çıkmış da bak. Deney yapa yapa ne hale gelmiş. Şimdi şurada bizim haribolarımız var arkadaşlar. Bunları içine atacağız, eriteceğiz. Bakalım haribodan baloncuk yapabilecek miyiz? Bunlar baloncuk oluyorsa sağlık açısından. Sence şey değil mi Uğur? Ama gerçi içindeki şekerden dolayı oluyor. Baloncuk oluyorsa yani. Haribolarımızı, şekerlerimizi şöyle eritiyoruz arkadaşlar. Çok attık ya. Yazık günah. He? Öyle mi eritiyorsun? Nasıl eritiyor ya? Tamam başka nasıl erir söyle bakayım. Yanmaz mı ya? Ne diyorsun be Uğur? Gerçi şeyle eritiyorlardı lan doğru. Sıcak şey yok mu bizim kurutma makinesi? Ama şöyle biz üstten hafiften eritip baloncuğunu test etsek bile yeter ya. Değil mi? Erimedik ya da. Bakayım. Evet, evet erimemiş. Bunda daha mantıklı oldu şu an. Tabağı patlatmasın lan. Tabak ama sen plastiğe de benim diye. Garip bir tabak. Bu sefer oldu galiba Uğur. Aa, aa! Çok iyiydi be. Pıs yaptı söndü ama. Çok hızlı üflüyorsun kanka. Yo normal yavaş üflüyorum sana hızlı geliyor ya. Pıt. Bu sefer oluyor. Hadi be. Patladı. Oluyor ama oluyor oluyor. Oluyor oluyor aynen. Evet oluyor. Yani işe yarıyor evet. Birçok deneyimizi test ettik, denedik ve sonuç yarısı üstüren yarısı doğru. Birçoğu zaten yalan çıktı. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Uğur? Like ve beğeni. Yorumlarda belirtiyoruz oğlum. Evet pardon. Yorumlarda belirtiyoruz. Videomuzu beğenin, abone olun. Arkadaşlarınıza gönderin. Sonuna kadar izleyin. Çok işiniz var çok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Görüşürüz.